Gazze'de doğdu. Babası Davud Aleyhisselam vefat ettiğinde 12-13 yaşlarındaydı. Babası gibi önce hükümdar, sonra peygamber oldu. Beyt-i Makdis'i 7 yılda inşa etti. Kur'an-ı Kerim'de 17 yerde ismi geçen Süleyman Aleyhisselam'ın üstün kılındığı, şükreden, salih, hakim, anlayışlı bir kul olduğu bildirilmekte, keskin zekası, engin bilgisi ve hikmetiyle karmaşık meseleleri kolayca çözüme kavuşturma yeteneğinden söz edilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de Süleyman Aleyhisselam'ın emrine kasırga gibi esen rüzgarlar verildiği, kendisine kuşların ve diğer hayvanların dili öğretildiği, bütün cinleri ve şeytanları boyunduruğu altına aldığı, insanlardan, cinlerden, kuşlardan ve hayvanlardan oluşan ordulara sahip olduğu anlatılmaktadır. Süleyman'ın emrine de sabah gidişi bir aylık yol, akşam dönüşü bir aylık yol olan rüzgarı verdik. Erimiş bakırı da kaynağından onun için sel gibi akıttık. Cinler içinde de Rabbinin izniyle onun için çalışanlar vardı. İçlerinden buyruğumuzdan çıkmaya kalkışan olursa, biz ona alevli ateş azabı tattırırdık. Cinler Süleyman için dilediği biçimde mabetler, heykeller, havuz gibi leğenler ve sabit kazanlar yaparlardı. Süleyman Davud'un varisiydi. O şöyle dedi: "Ey insanlar! Bize kuşların dili öğretildi ve her şeyden pay verildi. Gerçekten bu apaçık bir lütuftur." Bir gün Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları düzenli bir biçimde bir yere gitmek üzere önünde toplanmışlardı. Karınca Vadisi'ne geldiklerinde bir karınca, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin ki Süleyman ve orduları farkına varmadan sizi ezmesinler." Süleyman onun bu sözüne gülümseyerek dedi ki: "Ey Rabbim, beni bana anneme ve babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve senin hoşnut olacağın iyi işler yapmaya yönelt ve beni sevginle iyi kullarının arasına dahil et." Yüce Allah Süleyman Aleyhisselam'a görkemli bir hükümdarlık bahşetti. Süleyman Aleyhisselam'ın mühürlü yüzüğünün üstünde ismi azam yazardı. Bu mühürlü yüzük sayesinde en güçlü cinler, en vahşi hayvanlar bile ona boyun eğerdi. Süleyman Aleyhisselam 40 yıl saltanat sürdü ve 52-53 yaşında asasına dayandığı halde Kudüs'te vefat etti. Onun vefat ettiğini şeytanlar ve cinler bile uzun bir süre fark etmemişlerdi. Bir ağaç kurdu asasının içini oydu. Zayıflayan asanın kırılmasıyla yere devrildi. O zaman onun vefat ettiğini anladılar. Bu, şeytan ve cinlerin gaybı bilemeyeceklerini göstermek için Allah'ın emriyle yapılan hikmetli bir iştir. Sonunda Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimizde, öldüğünü onlara ancak asasını kemiren bir ağaç kurdu göstermişti. Süleyman yere yıkılınca anlaşıldı ki, eğer cinler gaybı bilmiş olsalardı, bu küçük düşürücü azap içinde kalmazlardı.